Salam Vaşinqtonda Skype studiyasında Dilşad Əliyarlıdır. Zoq Araşdırma Mərkəzinin apardığı yeni sorğuya əsasən Türkiyə Yaxın Şərq və Mərkəzi Asiyanın bir sıra bölgələrində İrana qarşı mənfi münasibət artmaqdadır. Sorğu Azərbaycanda daxil olmaqla 20 ölkədə aparılıb. Sorğunun nəticələrinə əsasən bu bölgələrdə İranın xarici ölkələrlə bağlı yürütdüyü siyasətə görə bu ölkəyə münasibət pisləşməkdədir. Mövzunu müzakirə etmək üçün biz Gaziantep Zirvə Universitetinin professoru, Türkiyə-İran münasibətləri üzrə təhlilçi Gökhan Bacıqla əlaqə saxlamışıq və onu Skype vasitəsilə studiyamıza dəvət etmişik. Mən sizi Vaşinqtondan salamlayıram. Merhaba, yayınlar Dilşad Hanım. Gaziantep'ten ben de sizi selamlıyorum. Təşəkkür edirəm. Gökhan Bey, sorğu göstərir ki, 2006-cı illə müqayisədə Türkiyədə türklər arasında İrana qarşı münasibət xeyli pisləşib. Siz bunun səbəbini nə ilə izah edirsiniz? Bunun iki tane temel sebebi olduğu kanaatindeyim. Bunlardan birincisi Suriye meselesi. Suriye'de İran'ın aldığı pozisyon Türk kamuoyu tarafından, Türkiye'de yaşayan ahali insanlar tarafından çok sert eleştirilmektedir. Diğer nokta da şudur, Türkiye'de Kürt sorunu yani PKK ile olan münasebetler bağlamında İran'la ilgili kamuoyunda ciddi menfi algılar, olumsuz algılar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda şunu da ifade etmek isterim, özellikle İran'da çeşitli bürokratların, siyasilerin hatta ordu mensubu askerlerin Türkiye'yi eleştiren tavırları çok sık Türk medyasında ortaya çıkmakta. Dolayısıyla Suriye meselesi ve PKK ile ilgili meselelerde Türk kamuoyunun İran'la ilgili olumsuz kanaatini arttıran faktör olarak zikredebilirim. Gökhan Bey, sizce Şia faktorunun bu sorğunun neticesine təsiri necə olub? Çünkü Bəhreyn'de məsələn, Bəhreyn yegane ülkedir ki, İrana münasibet pisləşməyib. Ve diğer taraftan Türkiye'nin Suriye'de hadiselere destek vermesi ve xüsusilə de Prezident Bəşar Əl-Əsəd'e karşı vuruşan döyüşçülere destek vermesi Şiyelerin Türkiye münasibetinin müəyyən qədər pisləşməsinə səbəb olub. Bunu siz necə izah edərdiniz? Yani bunun ben halk nazarında henüz çok önemli olduğu kanaatinde değilim. Yani Bahreyn'de Türkiye ile İran muhakkak farklı pozisyondalar. Türkiye oradaki hükümeti, rejimi destekliyor. Buna karşılık oradaki Şia gruplar ve parti, Şia partisi İran taraftarı. Ancak bu meselenin henüz Türkiye'deki İran'la ilgili olumsuz kamuoyu kanaatinde faktör olduğunu düşünmüyorum. Yani temel noktanın bu olduğu kanaatinde değilim. Bu henüz dış harici siyasette, dış politikada önemli bir noktada. Halka inmiş bir mesele değil. Ben daha ziyade Suriye ve PKK meselesini görüyorum. Fakat sorunuzdaki bir meseleyi tartışmak isterim. Sünni-Şii meselesi benim kanaatim mezheple ilgili kültürel bir meseleydi. Fakat ilk defa bu kadar sert bir şekilde Arap Baharı ile, Arap isyanları ile politik bir yere doğru geliyor. Yani bu mesele bir politik mesele değildir hala ama Arap isyanlarından sonra Suriye, Bahreyn gibi meseleler yüzünden modern çağda hiç olmadığı kadar Sünnilik ve Şiilik politik bir özellik arz etmeye başlamıştır. Gökhan Bey, siz Arap Baharını qeyd etdiniz. Mən elə burada ondan danışmak istərdim ki, bir sıra ölkələr hazırda Türkiyə bir model kimi baxır. Sizcə Zoqbi Araşdırma Mərkəzinin keçirdiyi bu sorğunun nəticələrinə Türkiyənin hazırda regionda model kimi çıxış etməsi necə təsir göstərib? Ben şu kanaatteyim, Türkiye'nin bir model gibi kendini sunmaması gerekiyor. Bu Türkiye'nin menfaatlerine pek iyi bir şey değil. Ama öbür taraftan da Türkiye'nin bölgede özellikle gençler, arayış içindeki Arap toplumunun bazı kesimleri tarafından bir ilham kaynağı olarak görüldüğüne hiç şüphe yok. Yani sadece bu Zoqbi'nin araştırması değil, 2002 yılından itibaren Arap dünyasında yapılan araştırmalarda insanların çoğunun yaşamak istediği veyahut ülkeniz nasıl bir ülke olsun diye sorulduğu zaman Türkiye gibi olsun dediği ülkelerden biri. Buna hiç şüphe yok. Dolayısıyla sosyolojik olarak bölgede geniş bir kütle Türkiye'yi model olarak görüyor. Ama bu ne demek? Mesela Orta Doğu'daki bazı dindarlar Türkiye'yi dini özgürlükler olarak model olarak görüyor. Ama bazı seküler Araplar da seküler demokrasi için model olarak görüyor. Yani Türkiye bir model ama kimin nasıl gördüğü müşterek ortak bir kanaat yok. Ama şunu sorarsanız Türkiye bunu dış siyasetinde bir argüman haline getirmemelidir ve getirmemeye çalışıyor. Nitekim son Amerika gezisinde Türkiye Başbakanı Tayyip Erdoğan biz bir ilham kaynağı olabiliriz ama kendimizi model olarak dayatmıyoruz
diyor. Kanaatimce burada 1990'lı yıllarda Türkiye'nin Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde yaptığı bazı model tartışmalarının bıraktığı negatif miras da var. Dolayısıyla ben buna şaşırmadım. Orta Doğu'da geniş bir kitle Türkiye'yi dikkatle izlenen bir model olarak görüyor. Bunun da üç temel sebebi var. O da şudur. Bazı sıkıntılara rağmen çalışan bir demokrasisi var Türkiye'nin. Başarılı bir ekonomik yapısı var. Bunlar açısından bir ilham kaynağı olarak görülmesi gayet normal. Gökhan Bey, mən istəyirəm biz bir məsələni də müzakirə edək. Türkiyə hazırda İrandan gələn azərbaycanlılar üçün müəyyən dərəcədə sığınacaq rolunu oynayır. Yəni İran Azərbaycanından fəallar, xüsusilə də təqib olunmuş insanlar Türkiyədə özünə sığınacaq tapır. Bu insanlar haqqda bilgilər nə dərəcədədir? Türkiyə cəmiyyətində bu insanlar haqqda bilik varmı və onlar İrandan gələn azərbaycanlılara necə münasibət bəsləyirlər? Şimdi şöyle söylemek lazım. Türkiye yaklaşık 50 yıldır bu bölgedeki dalgalanmalarda insanların geldiği yer. Irak'tan, İran'dan, şuradan buradan geliyor. Fakat şunu söyleyeyim. İran Azerbaycan'ından gelen insanlar hakkında çok bir kanaat yok Türkiye'de. Kamuoyu Azeri meselesini daha çok Karabağ meselesi olarak görmektedir. Yani İran'dan gelen politik nedenlerle, başka nedenlerle Türkiye'ye sığınan Azeriler konusunda bütün kamuoyunun çok bildiğini söyleyemem. Azeri meselesi Türkiye'de daha ziyade Karabağ meselesiyle domine edilmiş durumda. O nedenle bu mesele kamuoyuna henüz mal olmuş bir mesele değil. Sadece bu konuda mütehassıs, bu konuyu çalışan uzmanların, eksperlerin makaleleri ve köşe yazılarında görebiliyoruz. Yani İran'dan politik nedenlerle gelen Azeriler konusunda Türkiye'de büyük bir kamuoyu kanaati olduğu kanaatinde değilim. Gökhan Bey, və bir sual da vermək istəyirəm. Türkiye-İran münasibətlərinin gələcəyini siz necə görürsünüz? Hazırda Türkiyə Suriyada yenə qeyd etdiyim kimi müxalifəti dəstəkləyir. Suriyada İranın ən yaxın müttəfiqidir regionda. Bu baxımdan və bütün başqa məsələlərdə və bu sorğunun nəticələri də nəzərə alınaraq Türkiyə və İran arasında münasibətlərin gələcək inkişaf dinamikasını, perspektivini siz necə görürsünüz? Ben Türk-İran münasebetlerinin çok ilginç bir döneme gireceğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye ve İran bazı konularda çok ciddi derecede farklı yönlerde. Suriye meselesi, Bahreyn, Lübnan, işte Hizbullah, PKK meselesi. Fakat bu yeni bir şey değil, tarihsel bir şey. Yani Türkiye ve İran iki tane farklı vizyonu olan Orta Doğu ülkesidir. Bu vizyonlar belli açılardan uzlaşmaktadır, belli açılardan uzlaşmamaktadır. Dolayısıyla bu mesele bir yay gibidir. Bir zaman açılır, bir zaman kavuşur fakat bir savaşa gitmez. Dolayısıyla bu rekabet dinamiğinin devam edeceğini düşünüyorum. Ama Türkiye'nin önümüzdeki dönemde İran'la ilgili biraz daha eleştirel pozisyona gideceğini düşünüyorum. Yani Türkiye İran'ı biraz daha çok eleştirecek. Çünkü Ankara'da şöyle bir kanaat var. Nükleer meselede, Brezilya'ya ilgili süreçte biz İran'a çok yardım ettik. İran bunun karşılığını bize vermiyor. İran birçok izolasyon altında. Buna rağmen biz 20 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Fakat diğer meselelerde İran Türkiye'ye o kadar kooperatif davranmıyor. Bu nedenle Türkiye ile İran arasındaki bu geleneksel rekabetin devam edeceğini ama Türkiye'nin kontrollü olarak biraz daha eleştirel olacağı kanaatindeyim. Çok teşekkür ederim Gökhan Bey.